Ay çok güzel ezogelin çorbası yaptım. İçine değişik baharatlar attım. Ekstradan attım. Zaten içinde var biliyorsunuz. Ondan sonra bir de patlıcanım var. Kıymam vardı. Kıymayı da çıkarttım. Düşünüyorum acaba ne yapayım diye. Patlıcan kebabı yapsam yanar. Bir de zaten tekim. Herhalde şey yaparım ya. Ne derler? Kıymalı patlıcan. Merhabalar, hoş geldiniz. Ay. Vallahi bilmiyorum ki. Kalabalık olsam hoş aman hoş geldin Nikül orası Ultra, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yani birkaç kişi olmuş olsam fırında yapacağım patlıcan kebabı, Antep diliyle balcan kebabı diyorlar. Ama kıymalı patlıcan nasıl olabilir? Mesela patlıcanı doğradım. Kıymayı koydum. Soğan, süs biberi, cin biberi, acı, biber salçası, işte öyle de olabilir. Ay yok kızcacık beni uyutuyor, ayran beni uyutur ayol. Aa, kız bugün Zeynep'e kim öyle laf söyler, ne kadar ayıp bir şey ya. Kadın o kadar açıyor, muhabbet ediyor, bizle ediyor, gullüm ediyor, bilmem ne yapıyor, yeri geliyor. Mantıklı ciddi şeyler konuşuyor. O ne öyle? Birisi geldi oradan hemen yazdı kadını çileden çıkarttı. Hiç yakıştıramadım. Bir tane yeter mi? Ağzıma vurmama gerek yok. Yani. Ay Ultracığım. Çok soğuk. Gerçekten. Saçıma bir şey sürmedim ya. Sürse şey yapsaydım böyle kıvır kıvır olurdu. Dalgalı olurdu. Ha, dün Aruşka ile banyo yaptım. Hem onu yıkadım hem kendimi. Evet. Ne? Çok özledim seni. Lütfen uzak kalma ablacığım. Ay bir tane konuğum gelecekti. Ay unuttum bak görüyor musunuz? Neyse iyi aklıma geldi ya. Misafirim ya. Ay ay teşekkür ediyorum Ultra. Hoş geldin Deniz ablacığım, video sinemacım benim, yönetmenim, canım benim. Kim atıyordu bana? Valla kusura bakma bir Deniz abla video sinema atıyor bir de Berdan neydi Berin Serdan alıyor hediye. Yo o senin dediğin kişi hiç almadı. Kim bilir de bana ne dedi ki ben onu naşlatmışım ebedi kokuriyi. Aa, saat kaç? 4:10 geçiyor. Hemen atalım efendim. Adı ne? Hoş geldin Ekim. Adı ne? Adını söyle ben buradan bana gelen hediyeleri ben görüyorum canım. Kız bak açarım. Eğer bana hadi bir şey söylerse gene naşlatırım onu. Ona göre söylüyorum. Benim de yarın sınavım var. Anestezi uzmanlığında. Daha önceden okumuştum. Sınava gireceğim.
Yo, dışarıdan okudum. Açık halk şeyinden. Ne diyorlar işte? Açık öğretimden. E ne yapayım, hava çok sıcak işte. E kızım da yatıyor burada. Ay ben de dedim valla şey yaptım. Halk eğitim, ha halk eğitim, evet. Ben de ezogelin çorbası yaptım. Ondan sonra kıyma vardı. Şey ultra yani inşallah kazanırım inşallah. Evet canım, evet. Yarın Allah izin verirse ya yarın belli olur ya da ya ablacığım benim Feride ile hani ben engellemiştim. Tamam, doğru söylüyor. Ama Zeynep'in şeyinde açtım, engeli açtım. Hı. Engelle kaldır. Engelle kaldır. Vallahi billahi. Neyse hadi ultra girdi. Ondan sonra kim girdi? Hadi bakalım şuradan. Bir yandan sizle. Şimdi ben o patlıcanla kıymayı ne yapacağım? Nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Yani patlıcan kebabı yapsam tepsi büyük. Başka ne türlü olabilir ki? Bakıyorum. Siz bana söyleyin hayatım şeyi patlıcanla kıymayı nasıl yapacağım? Patlıcanlı köfte. Abla dün yedim onu. Sulu köfte yaptım. Patatesli. Ali Nazik'i mi? O nasıl oluyor? Bana tarif et de yapayım. Ali Nazik. Yoğurtlu mu? Şimdi bu arkadaşın burada adı ne geçiyor? Veya o yazan kişi bana buradan özelden yazsın, üstüne tıklayayım. Daha kolay olur ya, çünkü çok liste kabarık yani. Mega Market A101. Hay. Karnı yarık olabilir kız. Aa, doğru. Geldi. Menajerim geldi efendim. Asıl aşçı geldi. Herma geldi. Ha, o zaman B'ye bakacağım ya. B harfine bakacağım değil mi? Herhalde öyle. B. B nerede? B. Gözlerin gözlerimde kaldı da ebedi kokruya naşlatmışım. Baksana. Ondan sonra kiraz but sever. Madilenmiş. B harfine mi bakacağım? Ha öyle de olur. Evet öyle de olur canım. Öyle yapayım ben patlıcanla kıymamı. Ya bu yazan söyleyen kişi arkadaşlar bana özelden linkini açsın. Ondan sonra ben bulamıyorum çünkü çok kaç kişi var burada ya.
Ha bak Feride'nin bir hesabı daha çıktı. Onu da kaldırayım bari. Asıl orijinal hesabı benim takipçi olan. Şeye bulamadım. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Taner Duman'ı niye engelleyeyim? Ayşın Gamze'yi mi? O Beşiktaş'ı mı? Anlamadım. Ne oldu yârim, ne oldu sana? Şu mu acaba? Yok. Aa yok. Aa Emir hoş geldin. Nasıl olsun? Bulamadım. Ultracığım. Bulamadım. Tekrar şöyle. Bakayım. Şu değil. Bu da değil. Ha, ama kaç gündür orada yayın açmıyorum ki. Bana diyor. Niye Sibel abla orada yayın açmıyorsun? Hastayım ya ondan dolayı. Dün de temizlik yaptım ya. Bayağı temizlik yaptım. Evi tertemiz yaptım. Derledim, toparladım. Tertemiz. Yok o arkadaşın nasıl öyle 185'te ben artık yayın yapmıyorum. Oradan olabilir. Buraya gelsin. Yok bakıyorum yok canım. Yok. O belki sana öyle yazmıştır. Sen de 06 anlamış olabilirsin. Ona söyle. Tamam canım. Kız buradan göstersen ters görürsün. Bakıyorum işte yok. Bak şimdi benim kahvemi zaten alık içiyorum Nescafe'mi. Bu bir gün. Aa, ne zaman canım öyle bir şey olsa benim haberim olur. Buradan değil, şey 185'ten değil buradan. Ne gitti? Sesin mi gitti?
Sesim gitmiş görüyor musunuz efendim? Öyle diyor bana. Hamza. Bu benim başıma bela mısın sen? Nasıl sevdiğimi biliyorsun sen. Canım biraz muhabbet edeyim de ondan sonra bakarım olur mu? Bulamadım yok. Ama arayacağım bulacağım yani. Şu patlıcan kıymalı patlıcanın tarifini veriyorlardı. Bak beni ne yaptın burada? Alo? Neredesin? Kaçta çıkıyor? İyi tamam çıktın ararsın. Patlıcanı kızartayım. Yok kız burada şey de var. Olmaz. O madileştiğim birisi var ya. Amerika'daki. Olmaz. Ondan sonra o şey var. İzmirli. Zenube var. Var işte birkaç kişi var. Olmaz. İsim soyad. Madi Aysel. Yasmin. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Bak Ultra tam bana diyordu ki ne? Patlıcanı kızart. Ondan sonra okuyamadım. Ha, tamam. Konu bana yazdı efendim buradan. Misafirim bana gelecekti. Otobüs bulamamış efendim göl başından buraya. İyi oldu haber verdin bana. Aha. Öyle yapayım evet. Öyle yapayım canım. Güzel olur. Aa. Yok. Yok, 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 yok. Bulamadım, bulamadım. Bulamazsın. Son kez bakıyorum. Çünkü ben B harfine bakıyorum. Baysal'ın B'sine bakıyorum. Şurada bir tane buldum. Hayır bu değil. Şu kimmiş? Bu da değil. Şu? Hayır. Başka da yok. Ha. Bakarım bakarım sonra. Ellere kanıp ta gitmez sevdiğim. Evet Hamza bana gelecekti de efendim otobüs bulamadı. Nasıl bulamadın göl başından ya? Haymana'da mı oturuyorsun? Haymana'daysan doğrudur. Göl başındaysan 10'a 11'e kadar çalışıyor minibüs, otobüs diye biliyorum. Neyse artık müsait olduğum bir gün gelirsin. Her zaman kapım açık.
Ha, öyle yapayım bari olmazsa. Yok, ben de şeye gideceğim efendim. Kız sivri biber de mi konuluyordu ona? Biberim yok ha. Vallahi boynum ağrıyor. Ay, dün son ayarda yaktım şeyi. Kombiyi. Ondan sonra da temizlik yaptım. Bana ne ondan ya? Bana ne Zümrüt'ten? Ben gidiyorum da birkaç kişi fazla oluyor da. Kime gidersem. Ne işim olur onun şeyinde? Ne oldu? Bak, Feride'nin iki tane iki şeyini engellemiştim, kaldırdım. Tamam işte şey yapacağım ya. Ezogelin çorbasını yaptım. Hazır. Ama içine çok güzel baharatlar attım. Kimyon attım, pul biberi attım, toz biberi attım. Nane attım. Az bir şey biber salçası. Hazır. Ondan sonra patlıcanla kıyma yapacağım. Fantam da var. Ondan sonra efendim şey yapacağım. Acıktığımda. Bir de kendime jelibon aldım dün. İki paket aldım jelibon. Bunlar da keşke büyük şeyleri satılsa. Alevcim hoş geldin. Büyük poşetteki şeyleri satılsa değil mi bu jelibonun? İki paket aldım. Bir tanesi mutfakta, bir tanesini de yarısını yemişim. Ama çok küçük paket ya. Böyle büyük paket olsa çok güzel. Var mı ki acaba başka büyük şeylerde? Burada bir var. A101 var. Yok, misafirim araç bulamamış canım. Şimdi buradan yazdı bana. Başka zaman. Geleceği zaman gelmeden arar Sibel ablasını. Ondan sonra. Yo yo, şeyden, göl başından olmuyor canım, olmuyor fazla. Demek ki o Haymana tarafında. Dolmuştu otobüs. Gelir gelir inşallah, bir gün gelir. Bugün gelmezse yarın gelir. Yarın gelmezse öbür gün gelir. Bakize teyze, ne yapıyorsun kız? Aa, ay, Pakize gelmiş efendim. Pakize de bana gündeliğe geliyor efendim. Ondan sonra evimi temizliyor işte. Yaşlı kadın. Yaşlı derken yani benim yaşımda. Ha. Toprak, Demet, Fight, merhabalar. Pakize biliyorsunuz benim yardımcım. Yardımcım canım, yardımcım.
Ne? Ha, evet işte bu Alafranga olayı var ya, yapamadılar. Ondan sonra tekrar başka usta çağırdım. Başlarında durdum, temizledim, ettim. O kadar su her taraf. Ya kolay mı? Bir de biliyorsun ben tek... Ha, teki. Aha. Yok. Yok canım. Kayıtta değilsen o yüzden engellemiş olabilirim. Ha. Kaçta çıkıyorsun hastaneden? Ha, çıktın. İyi. Gelecek olursan Amsterdam al bana. Amsterdam. Ha. Sen neyin? Aman. Ay su gibi ayol. Ondan içersin. Üç tane, iki tane. Güzel oluyor. Amsterdam. Ha. İki tane alsan yeterli. Evet. Ha. Tamam. Görüşürüz. Kardım le de bule. Şey benim yarın sınavım var biliyorsunuz. Hekim arkadaşım. Ay, Ayşe omzum. Kız yarın benim anestezi uzmanlığı bölümünü kazandım ya. Yarın sınavım var. Şey kazanmışım yani sınava gideceğim. Ha. Yok be Baysal. Amsterdam Çakdemir. Çakbel'de. Seksen olsa 80-80 160 yapar. Senin dediğin daha da Bukbel'de. Yani. Boğaz'daki çalışan durumu teyzesinde İstanbul'da izin almış Boğaz'dan iş yerinden şu an teyzesinde İstanbul'da. Ha. Ben öyle biliyorum. Cuma günü gideceğim. Yarın sınavım var. Cuma günü. Bilgi alacağım oradan. Bu bardak kaç senelik bardağım biliyor musunuz? 2016'dan bu yana hesaplayın. Nescafe bardağım. Bardak şeyinde de çalıştım. Oradan da benim sertifikam var. Bardak yapıyordum. Çay bardağı yapıyordum. Kupa yapıyordum. Bundan yapıyordum. Varsa göndermek isteyen kapım adresimi biliyor canım. Göndersin. Güzel şöyle bir karışık kebap. Hoş geldin Murat. Yani. Yok yok Deniz abla ben sevmiyorum. Benim kız kardeşim çok seviyor.
Onun için ben alıyorum. Geçen gelmişti yani yeğenlerimle, çocuklarıyla. Burada cezve var, kahve şeyi var. Türk kahvesini o seviyor. Ben sevmiyorum. Ben çay da sevmiyorum. Kahve. İkisi bir arada. Fon'a cevap verdim ya, Cuma günü gideceğim diye. Bilgi alacağım, ona göre de bir bilgi vereceğim. Açıklama yapacağım. Aa! Başkalarının sorularına cevap veremiyorum. Verdim ya senin soruna cevap. Yarın sınavım var dedim. Cuma günü gideceğim. Evet, gündüz şey içiyorum. Nescafe. Ondan sonra gece de Fanta içiyorum. Fanta. Hayır yani sordu. Cevabını verdim. Yarın dedim hani sınavım var dedim. Hoş geldin Sevinç ablacığım. Ondan sonra Cuma günü gideceğim. Oradan ne bilgi alırsam paylaşacağım kamuoyuyla, sevenlerimle, takipçilerimle, hayranlarımla. Dedim ya, cevabını verdim ya kız. Tabii canım. Ay, dört gözle bekliyorum. Gerçekten dört gözle bekliyorum yarın. Belki yarın netice belli olur. Akşama doğru sınavı. Eğer yarın belli olmazsa hiç anlamam hamur işinden ablacığım, hiç. Elimden her şey geliyor. Ama hamur işinden anlamıyorum. Kafamı versem aslında öğrenirim de. Mesela canım bazen sigara böreği istiyor, ıspanaklı börek istiyor. Bunları çok severim. Hoş geldin Sibel'cim. Ama yaprak sarmasını da bilmiyorum. Biber dolmasını biliyorum. Patlıcan dolmasını biliyorum. Çok da güzel yaparım. Adana yöresine ait. Bundan 5-6 sene önce kilo aldım. Bir kere hayatım boyunca. Ondan sonra da almadım. Ay Yıldız abla hoş geldin. Ta olabilir hayatım. Kız dizilerde, senaryolarda, filmlerde neler neler oluyor. Tamam, ben de kalktım. Bakkal abla yapıyordu. Dedim bana da bir kilo yap. Yaprak sarmasını. Geçtim mutfakta, ben yaptım dedim. Ne var bunda? Ne var kız? Filmlerde sahneler, şey dizilerde ne senaryolar dönüyor. Allah Allah. Yarısını da ben yaptım. Yardım ettim yani. Öğreneyim diye. Küründen. Göksel hoş geldin. Bak hiçbir şeyi de unutmuyor ha. Vallahi diyor ki yaprak sarması yüzünden diyor Günur'la diyor madileşmiştin diyor. O benle madileşti. Niye doğruyu söylemiyorsun diye.
Daha ben inkar etmiyorum ki. Doğru. Ama ben yardım ettim ablaya. Bakal ablaya. Hani bana da öğret dedim. Çünkü sarıyor. Mahalleden istiyorlar. Kadın da ne yapsın işte. Kıymalı börek yapıyor. Ispanaklı yapıyor. Ondan sonra bazlama mı ne? Ondan yapıyor kışın. Saçta. Niye Hatay yöresinde olan yerlerde de var kız hazır yaprak sarması. Tabii. Alıyorsun, getiriyorsun, suda pişiriyorsun, yiyorsun. Ne? Bizim Tekdiş var ya, çok güzel yaprak sarmasını sarardı, lahana sarmasını sarardı. Tabii. Kalem gibi, incecik. Ha, şey biber dolma, biber sa yok. Ya aslında öyle bir kere yaptım. Lahana sardım, patladı. İçine çok doldurdum. Kız senin nişanlın Tekdiş yok mu? Pakize, Adana'daki. Benim aşçım. Yapan. Bir de öyle bir şeyi var ki tam böyle bir video çekeceğim böyle. Ondan sonra o çayı demliyor. Tamam mı? Şöyle karıştırıyor benim dikkatimi dağıtsın diye ben şarkı söylüyorum ya. Tekstil kim kız? Tekstil kim? Hayır çok şey oturtuyorum yanıma hani gönlü kırılmasın gel sen de bir tane oku diyorum. Aynı şarkıyı tekrar tekrar döndürüyor. Sonra yeter diyorum bu sefer de madileşiyor benimle. Ben diyor Adana'ya gideceğim diyor ne yapayım? Simacım hoş geldin. Hala hayatım 185 olan Instagram'da biliyorsunuz 11 bine yakın takipçi var orada. Fakat oraya şey yaptığım zaman bana diyor ki şifremi unuttum bölümüne tıklıyorum ya. Oradan bana şey yani yeni şifre vermiyor. Geçen yılki şifreyi gir diyor bana. Ondan sonra da başka bir şey diyor işte hesabını bul diyor. O arada ben yazıyorum. Bu sefer diyor ki selfie çek diyor. Selfie videosu çek diyor. Ondan sonra yüzünü yaklaştır diyor. Ben de yüzümü şöyle yaklaştırıyorum. Şeyin böyle yuvarlak bir şeyin içine. Ondan sonra diyor ki başını diyor hafiften diyor şöyle bu tarafa doğru. Bu tarafa orada takılıyorum. Orayı kabul etmiyor. Ama ben saçımı topluyorum. Bir gün de kendi saçımla deneyeceğim. Belki de o zaman tanır beni. Ha o, o yüzden bu ikinci hesabı açtım. Yok şu an burada hediye atılıyor. Ne yapayım? Mendil alayım mı?
Ha? Alayım mı? Ha öyle, bir de öyle deneyeyim. Evet, hep saçımı böyle topluyordum. Belki o yüzden tanımıyordu beni. Selvi. Ay evet ya, evet ya. Vallahi billahi bir de kırar. Vallahi billahi bir de kırar yani. Pat diye kapağını böyle hızlı örter. Zaten kırmadığı, bozmadığı şey yok ki burada. İki tane televizyonuma varana kadar kırdı. Aman bozdu. Kurban olsun, annesi yeni mi uyandın? Kısmetse olur gelmiş, bak teyzen gelmiş, gel buraya. Yeni kalktı, jimnastik yapıyor, spor yapıyor. Gel kızım, kurban olsun anne sana. Su mu içeceksin? Aç geliyorum ama. Ha bir tane kızım. Bak burada kim var? Gel 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 gel. Hop et, hop et, hop et. Hop et kızım. Neredesin? Ha evet, Türkçe, ama Türk satırçıların üstüne atıyor. O şey yok mu mesela? Lambayı yaktın düğü mü diyorlar ona? Ne diyorlar böyle? Basıp yakıyorsun ya. Onları da bozuyor. Bu ayna bozuyor. Ondan sonra diyor ki ne sen bozdun. Bir benim üstüme atıyor. Ayol gündür 3 tane telefon aldı buna. Üzüldü. Bir tane aldı elinde. Almış bir şey oynuyor. Telefonu bozdu. Tekrar üzüldü. Bak Mehmet abi dedi, alacağım sana dedi. Bozma dedi. Tamam Gündür bacı dedi. İkincisini de aldı, onu da bozdu. Üçüncüsünü de aldı, onu da bozdu. Artık Gündür dedi, ben sana almıyorum. Bozuyor hayatım, bozuyor. Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Şeylerimi de yıkadım. Şapka takmıyorum ben, burada öyle takıyorum da. Normalde dışarıya çıkarken kendi ördüğüm şeyler var. Hemen getireyim göstereyim efendim. Onları da tertemiz yıkadım. Kurban olsun anne sana. Kurban olsun anne sana. La la lay 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 la la lay lay. La la lay la la lay la la lay. Gele gel buraya. Hafif anneye kızım. Aferin, aferin. Ay, 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 ay. Kurban olsun annesi buna. Yeni uyandı, biraz böyle spor yaptı. Jimnastik. Annesi gibi formunu koruyor bu da. Ünlü fenomen Aruşka. Efendim bunları ben kendim diktim. Şöyle. Ben kendim ördüm yani. Şimdi siyah mı yakışıyor? Yoksa şu mu? Yoksa ikisi mi? Evet, ben ördüm bunları. Sarı sen, siyah mı? Aa, ben de siyah seviyorum ya Baysal. Sana hepsi yakışıyor. Aurora'nın da kaç tane elbisesi var. Ondan sonra tekrar Aruşka, buradaki bir şova gittim de. Ondan sonra Sibel Hanım dedi. Gel yünlü alacağım sana.
Aa, Selin Çapla demiş ki ikisi de yakışıyor. Efendim çok kıyafeti var bunun. Ondan sonra burada peço vardı. Gideyim dedim alayım dedi. Sibel Hanım dedi bir hafta 10 güne kadar gelecek dedi. Ondan sonra bir yelek alacağım, bir yünlü alacağım. 3 tane filan alacağım işte. Zaten evde de var. İnşallah kardeşi de gelir kurban oldum Allah. Değil mi kız? Ya kurban olsun anne sana. Evet. Ben işte ebedi kukuriye naşlayan olduğu zaman böyle bu şekilde gidiyorum. Veya bir mevlide. Şöyle. Bir de siyah gözlüğüm var. Onu takıyorum. Ay. Ama ses yok ki orada. Hayır, ne kana kinta kula. Hayır. Anne nerede? Bak senin için ne diyorlar? Ha. Vallahi her dini günlerde ilahi okuyorum biliyorsunuz. Yani. Gerek kandil gecelerinde, gerek mübarek Ramazan ayında, Arefe'de, Şerefe'de. Yani. Tabi okuyorum. Zaten Kur'an-ı Kerim Arapça üzerine yazılmış. Ben ana dilim zaten Arap. Anlatabildim mi? Yani. Dur bakayım ki. Bir Demet Menekşe gelmiş kız. Bir Demet Menekşe. Tanıyor musun? O seni tanıyor. Salon kızı ünlü fenomen Aruşka diyor. Ya kurban olsun anne sana kız. Ha Aruşka. Dur şu süre bitsin de ondan sonra şeye çıkacağız. Götüreceğim seni unutuyordum ha. Sabah çıkarttım seni. Şey yapacağım. Evet Gamzeciğim. Evet. Çıkartacağım kızımı. Ha dur bakayım biber varsa biber de alacağız. Ondan sonra bir tane de ekmek aldık mı yeter. Değil mi kızım anneye? Dalgalandım da vuruldum. Aa birazdan şimdi Günur da gelir zaten. Ay Günur dedim bak Menekşe de Hollanda'daymış. Aa kız kalbi ne kadar temiz Menekşe. Günur Hanım'a yakın mısınız efendim? Amsterdam'a. Bir ara daha sormuştum herhalde değil mi? Çok. Aa sadece kedilere mi? Kuşlara, kargalara. Aa şuradan inen çocuklara. Çocuklar hani bağırıyor ya anneleriyle babalarıyla iniyorlar. Veya yukarı çıkıyorlar. Onları da kedi zannediyor. Nerede Hollanda'da yaşıyorsun? Hadi Menekşe'nin Hollanda'da yaşadığını biliyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Niye yalan konuşuyorsun orada? Ben de inandım. Evet, Hilversum'da.
Ha, 80 kilometre uzaklıkta kendisi. Evet, Menekşe Hanım. Daha önce de sormuştum zaten. Doğru, hatırladım. Neyi? Ak diye birisi gelmiş. Nerelisin sen? Merak ettim. Kız, burada benimle Arapça konuşan var mı? Bir kendi kendime mi konuşayım? Arora Tayloni. Tayloni Tallay Tallayloni. Vakit Tayloni Aruşka. Kaymotu Ceyloni. Kulut kaymo emki et neydim mot neydim bel Arabi. Yani neydim istabil Arabi mu? Heh. Arora'ya da öğrettim. O sürpriz pek yakında efendim. Sayılı günler kaldı. Menekşe Hanım, sayılı günler kaldı, sürpriz. Geçen sene gibi otobüste gelmişti. Yok, bu sefer uçakla geliyor. Sürpriz. Sürpriz. Şivem. Tabii canım. Ben aslen zaten Mardinliyim. Mardin'de 2 yaşında filan Adana'ya gelmişim. 15 yaşında zaten Tarsus'ta geçtim. Tarsus'tan Mersin'e geçtim. Mersin'den Ankara'ya geldim. Yani hiç konuşma şivemden, diksiyonumdan kimse demiyor yani Mardin'i. Diyorum, inanmıyorlar. Çok korkuyorum ölümden, ölüm değil amelimden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Ha, evet. Yok zaten buraya havalan çok uzak bana. Ama otogar 5 dakika açtı. Muhtemelen İstanbul'a iner. Buraya inecek hali yok ya. İstanbul'a iner. İstanbul'dan Bursa'ya geçer, Bursa'dan buraya gelir, buradan tekrar Bursa'ya, Bursa'dan tekrar İstanbul'a, İstanbul'dan tekrar Hollanda. Gül Hanım, hoş geldiniz. Öyle. Hoş geldin Türkan ablacığım. Havalanı çok uzak hayatım. Çok 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 buranın, Ankara'nın. Şehir merkezine çok uzak. Ya arabayla 1 saat ya. Düşün. Arabayla buradan gidiyorsun 1 saat şehir merkezinden. Onu söyledim ya canım. Tabii direkt Ankara'yı olmuş olsa olurdu, ama Ankara'ya da yok şeyden, Hollanda'dan, Almanya'dan, bilmem nereden. Zaten şimdi Gündür Hanım işten gelmiştir efendim. Bakayım ben şöyle. Evet efendim. Bugünkü menümüz ne demiştik? Ezogelin çorbası ve kıymalı patlıcan. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Var o videolarım
kanalımda var. Oradan izleyebilirsin, dinleyebilirsin. Nem kaldığı anlıyorum. Ondan sonra başka şarkılarım da var. Onları oradan dinleyebilirsin. Ondan sonra başka bir zaman böyle gene böyle bir videoda açtığımda izleyken benden istersen buradan da sana canlı canlı okurum. Tamam. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar efendim.